Evet. Artık Abraham için endişelenmenize gerek kalmadı. Altay. Uzun süre ortalıklarda gözükmez bence. Abraham öldü. Füzeler de hala elimizde. Füzelerin yerini değiştirebildin mi peki? Değiştirdim. Buyurun Sayın Karaca Bey. Olanlardan haberin var mı? Evet Sayın Karaca Bey. Takipteyim. Belli ki hiçbir şeyden haberin yok Halit Bey. Olsa bu kadar sakin kalamazdın. Şu an Harun Can'ın yanındayım. Gereken yapılmış efendim. Gürültüsüz halledilmeliydi bu iş. Ama Mr. Müller Türkiye'de gündem oldu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir düzenleme gerekecek. Siz hiçbir şey yapmayın. Haberlerimi bekleyin. Anlaşıldı Sayın Karaca Bey. Teşekkür etmek için beni aramasını beklerdim. Ama yine kızacak bir şeyler bulmuştur kesin. Haberlere bakın hemen. Ters köşeye yatırdı kumandan. Gönderdiğim mesaj gereken yerlere gitmiştir. Abraham Müller'in öldürülmesi çok ses getirir. Bu olayın açıklığa kavuşturulması için üzerimize büyük baskı gelecek. Kurşunun çıktığı silahı, silahı kullanan eli bulmak için ne gerekiyorsa yapılsın Ahmet. Altay çıkmayacak mı altından? O zaman ben ne açıklama yapacağım kumandan? O adamı direğe Altay astı ama o öldürmedi evladım. Yapacak olsa kaçırmaz bulduğu yerde yapardı. Böyle bir aşamada devleti zor durumda bırakmayacak kadar terbiye almıştır. Hiç hesaplaşma mı var diyorsun bunun arkasında? Bunun arkasında büyük tuzak var Ahmet. Stinger füzelerini kullanarak bir savaş tehdidi yaratacaklar. Türkiye'nin enerjisini Yunanistan meselesine harcamasını istiyorlar. Böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde daha rahat hareket edecekler. Altay gizli olanı ortaya çıkarmak için çalı dibini dürttü. Kesin bir yerlerden açık verip ortaya çıkacaklar. Elin de gözün de o dosyanın üzerinde olsun.